Efendim selamlar, hoş geldiniz. Hava biraz bunaltıcı değil mi? Nem yüksek, sıcaklık da eş zamanlı olarak yüksek. Daha doğrusu yüksek sıcaklıkla beraber nem de yüksek. Yağış olduğu zamanda da olmadığı zamanda da yağış varken hani o anlık hava bir serinler gibi oluyor ama hava açıyor. Bir buharlaşma havaya nem katılıyor ve üzerine eklenen sıcakla beraber bunaltıyor. Yağış olmadığı zamanda da ya da olmayan yerlerde de zaten gelen Afrika üzerinden Akdeniz'i geçerek taşınan bir sıcak hava. Dolayısıyla batı bölgelerin büyük kısmında nemi yükseltiyor. Doğuda Basra Körfezi'nin sıcak ve kuru havası var. Dolayısıyla doğu bölgelerde nem oranı düşük, batı bölgelerde yüksek. Bazen şimdi doğu bölgeler sıklıkla Basra Körfezi'nin sıcağıyla beraber, batıda ise değişiyor. Bazen Kuzey Afrika'nın sıcakları, bazen Basra Körfezi'nin sıcağı öyle kuvvetleniyor ki batı bölgelere kadar, Ege'ye, Akdeniz'e, Marmara'ya kadar uzanabiliyor. İşte o zaman hava kuruyor, nem aşağıya çekiliyor ve işte başka bir risk, orman yangını riski orada da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla batı bölgeler ya Basra Körfezi'nden gelen sıcağın ya da Afrika üzerinden gelen sıcağın etkisinde, doğu bölgeler ise sıklıkla Basra Körfezi'nin sıcağının etkisinde. Şimdi hangisindeyiz? Bahsettik. Afrika üzerinden geliyor, Akdeniz'i geçiyor, nem kazanıyor. Yağış olsa nem var, yağış olmazsa yine nem var. Yani bugünlerde hava biraz bunaltıcı. Bu bir. İkincisi, efendim sıcak hava daha tamamen girişini yapmadı. Daha doğrusu girişini tamamlamadı. Sıcak gelmeye devam ediyor. İzmir 35-36 derecelerden 37-38-39 dereceye çıkmaya hazırlanıyor. Ne zaman? Hafta sonunda. Dolayısıyla sıcaklara karşı bir dikkat. Üzerine nem ekleniyor, ona dikkat. Sonra iyice bunaltıcı olacak yani. Üçüncüsü, hem güneşlenme hem yüksek sıcaklık. Hem ısı çarpmalarına hem güneş çarpmalarına dikkat diye hatırlatıyoruz ve şöyle bir geçiyoruz havaların durumuna. Şimdi bakın, basınç haritamızda başladık. Karşınızda Atlantik'teki yüksek basınç Avrupa'nın batısına kadar uzanıyor. Oradan iç kesimlere girebiliyor mu? Hayır. Bize doğru uzanıyor mu? Hiç hayır. Uzanamıyor. Dünyayı çevirdik, baktık. Bizim üzerimizde yereldeki konvektivite dışında bir hareketlilik söz konusu değil. Gelen giden sistem, o nedenle kıyılarımızda rüzgar çok sert değildi. Ama şimdi Orta ve Güney Ege'de biraz kuvvetli esmeye başladı. Özellikle Güney Ege'de 5 kuvvetine de çıkabiliyor. Şimdi yağış durumuna baktık. Avrupa'nın orta ve doğu kesimlerinde ilerleyen bir sistem var. Bakın, Alplerin kuzeyinden fırlayıp böyle kuzeye doğru ilerliyor. Nereye? Baltık Denizi'nin güneyinden şöyle Asya'ya doğru ilerliyor. Bu alanda kuvvetli sağanak var. Bize giriş yapıyor mu bu sistem? Hayır, bizde kendi yerel yağışlarımız vardı. İşte döndürdük dünyayı, yaklaştık iç bölgelerde, Marmara'da, Karadeniz'de kuvvetli sağanaklar. Şimdi ayın bu 23'ü, 24'üne geldiğimizde, yani yarına geçtiğimizde yağışlar yine iç bölgelerde ama Marmara'nın büyük kısmından ayrılıyor. 25'ine geldiğimizde Marmara'da yine kısa süreli geçişler görebileceğiz, yerel geçişler. Sıcaklığa da döndük, baktık. Avrupa'nın orta batı kesimleri bayağı bir serinledi, bahsettik. Kuzey Afrika'dan sıcak hava çıkıyor. İspanya, Fransa çevrelerinden bize doğru ilerliyor diye. İlerledi ve bize giriş yaptı. Şu anda İtalya, Yunanistan ve bizde etkili oluyor. Avrupa'nın batısından ayrıldı. Dünyayı çevirdik, baktık. Gördüğünüz gibi şöyle 24 Haziran'ın öğle saatlerine geldik. 14-15 suları. İç kesimler halen tam kırmızı durumda değil. Marmara kırmızı oldu. Ege, Güneydoğu kırmızıdan bordoya dönmüş durumda. Yani 35 derecelerin üzerine çıkan sıcaklıklar mevcut ve bu değerlere daha eklenecek. Bahsettik. Sistem girişini daha tamamlamadı. Sıcak hava gelmeye devam ediyor. Hafta sonunda İstanbul'da sıcaklık 31, 32, 33 derecelere. Başkent'te 30 derecelere, ondan sonra İzmir'de 35 derecenin üzerine 38-39 derecelere kadar çıkabilecek. Bu Afrika üzerinden gelen sıcak da biraz süreceğe benziyor. Önümüzdeki hafta, bu gelen hafta sonuyla beraber önümüzdeki haftanın ilk günlerine de uzanacağı benziyor. Takipteyiz, ne kadar daha ömrün tamamlamasına var detayları konuşacağız. Efendim durumumuz bu. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açın diyoruz. Ondan sonra şimdi geçiyoruz hemen önümüzdeki birkaç günün durumunu görmeye. Sonrasında da simülasyonlarımızı yerleştiriyoruz. Bakıyoruz önümüzdeki günlerde, saatlerde hem yağış durumu hem de sıcaklık nasıl. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.